Arkadaşlar merhaba. Almanya Köln Hofbahnhof ya da Dom Katedralı'nın arka tarafı Hofbahnhof'un girişi. Şimdi Almanya'yı gezerken Frankfurt Hofbahnhof'un yazısı yukarıda biraz görünüyor. Ancak karanlıkta kalıyor. Almanya'yı gezerken parklarını çektim. Parkta bisiklete binenler, kuşlarını, insanları, dolaşını, yani oradaki yaşamı kısaca görüntüledim. Sizler için bir video haline getirdim. Kanalıma yüklüyorum. Sizler de sonuna kadar videomu izleyin, beğenin, arkadaşlarınız arasında paylaşın. Yani genel bir bilginiz olmuş olur. Bizim kültürümüzde olmayan ancak Avrupa kültüründe yeri olan hostel, pansiyon, Türkçesi pansiyon. Yani aynı oda içerisinde erkek odası da olabilir, kız odası da olabilir veyahut da karma oda da olabilir. Yani şimdi bakın, bu oda 4 kişilik. Prizi var. Buradan yakıyorsunuz elektriğini. Yani şahsınıza ait. Kimseyi rahatsız etmiyorsunuz. Lanza şeklinde altlı üstü veyahut da yan yana da olabiliyor. 4 odası var buranın. Bu şimdilik erkek odası olaraktan görünüyor. Yani 4 kişilik, 4 tane erkek bu odada kalabiliyor. Numarası var. 1 2 3 ve altta 4. 4 numara. Yani anahtarımı da göstereyim şimdi size. 3. kat 1 nol odanın 4. ranzası bana ait. Yani burası şu anda Avrupa para birimi ile birlikte 15 euro. 15 euro. Benden başka da kalan yok şu anda. Kalan olmadığı için de çağıracak. Bu nevresimi yok. Bu hostelin kendi nevresimi. Yastığı. Gayet güzel. Yani iş görür. Oturmak için sandalyesi var. Ve ayrıca şöyle dönersin Mette, o çöp tenekesiyle birlikte 4 adet de kilitli dolabı var. Anahtarları üzerinde. Anahtarları şöyle çeviriyorsunuz. Şu anda açık. İçerisinde askılık var. Boş. Yani oldukça geniş. Görüldüğü üzere geniş, valiz, bavul hepsi sığabilir. Bilgilendirici yazı var. Okuyabiliyorsanız gazete, bavul. Yani aşağıda da aslında buzdolabı var. Buzdolabını bırakabilirsiniz. Bakın şimdi burada ne var? 1 euro ve 2 euro. 1 euro paranızı buradan atıyorsunuz. Anahtarı çevirdikten sonra çeviriyorsunuz. Anahtar kapalı konumuna geliyor. Tabi daha sonra da anahtarı çıkardığınızda da şu an çıkmıyor. Evet, parayı attıktan sonra çıkıyor, anlaşılıyor. Öğrenmiş olduk. Çünkü ben de atmamıştım. Çünkü odada benden başka kalan olmadığı için gerek görmedim. 1 euro verip parayı attıp daha sonradan da paranızı bu bölümden geri alıyorsunuz. Anahtarınızı tekrardan yerine takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi dolap boş. Boş yani. Benden başka kimse yok dedim. Şurada sadece
kendime ait. Kendime ait eşyam var. O yüzden euro atıp kendime dolabımı kilitlemiyorum. İki akşamdır buradayım. Sadece cuma akşamı kalabalıkmış, yer yokmuş yani. Zaten ben de yer bulamadım. Cumartesi akşamı bir kişi vardı. O da bu üst hayatta, bilmiyorum ismini de bilmiyorum. Sadece merhabalaştık. Gece ben 1.30-2 gibi geldim. O benden sonra geldi 3 gibi. Yani sessizce geldi, banyosunu yaptı, duşunu aldı, yattı. Aynen benim gibi oldu. Şimdi telefonu şarja koymuştum. Orada çıktı belli. Şöyle diyeyim, banyoda yine oda içerisinde. Tuvaleti var. Kendimi göstermeyeyim. Tuvaleti var, banyosu, çöpü. Ya bu kısımda da banyo yapmak için normal duş. Gayet güzel. Ayağınızın kaymaması için yerde bir yerde havlu üzerine basabiliyorsunuz. Her gün gelip buraları kontrol ediyorlar, temizliyorlar yani. Orada peçeteler var. Daha yukarısını gösterirsem camda kendimi görürüm. Kıyafetim uygun değil. Işığı kapatıyorum. Yine 4 adet, bir tanesi kırılmış. Pantolonlarınızı veya özel eşyanızı, montunuzu buraya asabilirsiniz. Odada kesinlikle sigara içilmez. Çünkü yangın butonu alarmı alarma geçer. Şu şeyi sevdim ya, ağaçı. Kaplama. Bazılarında prefil demir oluyor ama bu gayet güzel. Güzel güzel. Beğendim yani. Camı açtığımda camın hemen hemen hizasına kadar ıhlamur var. Ihlamur ağacı. Püsküllemiş. Isıtma sistemi. Kola, bir bardakta suyum var. Telefon şarj etmek için yine aynı şekilde tekrardan göstermek gerekirse çöpün yanında da iki adet priz var. Orada da laptop kullanabilirsiniz. Hostel kültürü bu şekilde. Gruplar halinde geliyorlar aynı oda içerisinde. 4 kişi. Bunun 8'li olanı var. Veya 6'lı olanı var. Hastane düzeni gibi olup yan yana olan 6'lı olanı var. Yani ranzalar yan yana olur. Ranzalar altılı şekilde dizilmiş olanı var. Veya tamamı 6 tane yatak. Altlı üstü değil, yan yana olanları var. Yeri ve konumuna göre değişmektedir. Başka bu konuda anlatacak olduğum herhangi bir şey yok. Arkadaşlar. Güzel. Yani tuvaleti banyosu içerisinde. Eşyalarınızı kilitleyebilecek olduğunuz dolabın içerisinde. Bazılarında asma kilit var. Bazılarında da bu şekilde kendi depozitinizi 1 yıl 2 yıl atıp çıkışta alabiliyorsunuz. Karma odalar var bir de bunun. 4 tane yatak varsa bunun ikisini bayanlara veriyorlar, ikisini erkeklere. Yani bundan da kandırma olayı yok. İki tane erkek bu odaya girmişse
Tamam diyorlar. Yani diğerini iki tane bayan gelecek, kız. Ha, bunların yaşları belli değil artık şansına ne düşerse. Ama genelde gençler bir yerde kalıyor. Bunun haricinde anlatacak olduğum başka da bir şey yok. Nasıl diyeyim? Güzel. Hostel kültürü güzel. Beğeniyorum. Ben geldiğimde de her zaman için hostellerde kalıyorum. Çünkü bazen de karşı tarafla konuşabiliyorsunuz, anlaşabiliyorsunuz. Nereden geldin, nereye gidiyorsun, hangi ülke vatandaşısın, kaç gün kalacaksın, Türkiye'yi tanıyor musun, ne iş yapıyorsunuz, kaç gün buradasınız, nerelere gittiniz. Onlar da aynı soruları bize soruyorlar. Ben de onlara soruyorum. Bu şekilde biraz da pratik yaparaktan İngilizce, dünya dili olan İngilizce, İngilizce konuşmaya çalışıyorsunuz. Yoksa başka türlü öğrenemiyorsunuz. Yani anlamıyorsunuz. Televizyondan da olsa, filmden de olsa duyduğunuzu anlamıyorsunuz. Anladığınızı konuşamıyorsunuz. Pratik yok. O yüzden bu şekilde daha güzel oluyor. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Kimse kimsenin burada gürültü edip de veya sigara içip alkol alıp odada kesinlikle böyle bir olay yok. Daha önceden de bulundum ancak böyle bir olay yok. Ha, karma odalarda da kaldım. Kızlı erkekli. Onlarda da herhangi bir sıkıntı olmadı. Gayet güzel, sessizce geliyorlar. Dışarıda alkolünü aldıysa banyosunu yapıyorlar. Dişlerini fırçalayıp dua edip böyle yatıyorlar. Yani dua edip böyle yatıyorlar. Bakın söylüyorum. Kahvaltı oturduklarında genelde çoğunlukla dua ediyorlar. Maalesef bizde, burayı yavaşça konuşuyorum. Bizde öyle bir olayımız yok. Peki arkadaşlar. Bu bilgilendirme amaçlı. Yani Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Avrupa'nın tamamında hostel kültürü nedir? Nasıl oluşur? Yatak düzeni, oda düzeni, banyo, dolaplı kilitler. Resepsiyon zaten girişte alt katta. Nasıl olur? Bunu sizlere anlatmaya çalıştım. Bir nebze olsun yardımcı olabildiğimse. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu hostelleri internetten booking.com yani Balıkesir oldu Konya İzmirli'de Giresun.com yani bu siteye girdiğinizde tarama yapabiliyorsunuz. İstediğiniz şehirden istediğiniz oteli istediğiniz pansiyonu seçebiliyorsunuz. Ucuzu var, pahalısı var. Tek odalık var, tek kişilik var, iki kişilik var, üç kişilik aile odaları var. Hepsini görebiliyorsunuz. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenin, paylaşın, arkadaşlarınız arasında izletin. Gelen reklamlarda tıklayın. Bir nebze olsun, çorbada tuzunuz olsun. Ve hala abone değilseniz tekrar söylüyorum kanalıma abone olunuz. Hostellerin kendi mutfağı olduğu gibi kalan vatandaşların da kullanabilmeleri için ayrıca mutfak var. Yani bunlardan da faydalanabilirsiniz. Yani almış olduğunuz sebze meyveleri çürütmezsiniz. Buraya getirin, buzdolabına koyun. Tencere, tabak, kap, kaşık, hepsi var. Çatal, bıçak, gördüğünüz gibi hepsi var arkadaşlar.
Ben çay içmek için su ısıttım. Kettle'da Avrupa'da en çok özlemini çektiğim şeylerin birisi de çaydı. Cebinizde taşıyın. Cebinizde değil, bagajınızda taşıyın. Sallama olsun, taşıyın yani. İşe yarıyor. Çünkü burada bir çay 2 euro. Bardağın içine koydunuz mu? Tamam. Peki şimdilik aynı şekilde görüntüler buldukça çekip sizler için yayınlayacağım. Fakat tekrar şöyle bir mutfağı göstereyim. Thank you. Teşekkür ederim. Kendiniz kullanıyorsunuz. Kendiniz yemeğinizi yapıyorsunuz. Mutfakta kendiniz döküyorsunuz. Bakın dolaplarda ne var bakalım birlikte. Bardak. Oo, büyük bardak. Rakı bardağı. Bu nedir? Kase, yoğurt kasesi. Aslında yoğurt almak lazım. Evet. Tabaklar, tabaklar. Görüyorsunuz arkadaşlar işte. Normal bir evin mutfağından daha büyük mutfak. Çayımızı alıyoruz. İçmek üzere masa sandalyeye geçiyoruz. Karşıda yine gelen büyük var. Arkadaşlar güzel oldu. Hoşçakalın. Hostellerin genelde en alt katında. Dairelerin de bodrum katında ama hostellerin en alt katında bu şekilde ütü odası, çamaşırhane, yani oraya yürü olarak atıyorsunuz, çamaşırınızı yıkıyorsunuz. Kaç lira? 3 çamaşırını yıkamak istiyorsan videosu da gönder. Teknoloji has to come. Makine. Artık fiyatını yazmamış öyle kaç euro olduğunu. Bana sorabilirsiniz diyor. Yukarıya soracaksın artık kaç euro ise. Buradan atıyorsunuz, makineyi çalıştırıyor. Çalıştırmaya haiz oluyorsunuz. Çünkü arkasından da elektrik bağlı. Suyu var dediğim gibi. Dolapları kilitlemek için 12 tane dolap var. 2 euro karşılığında. Genelde başka yerlerde ücretsiz de asma kilit vardır. Şuradaki gibi asma kilit. Gerek yok. Ya burada herhangi bir çalıntı malıntı olayı olmuyor. 14, 15, 16. Güzel. Güzel yani, güzel.